Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem ecmaîn. Allahumme vaffiqna ila ma tuhibbu ve terda. Vestahdim lana fi hadha'ş şe'n Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve sellem. اللهم أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب برحمتك يا أرحم الراحمين رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين Rabbi inni lima enzelte ileyye min hayrin fakir. Rabbena atina min ledünke rahmeten ve heyyi' lana min emrina feracen ve mahraca. Allahumma salli ala zatil muhammediyetil latifetil ahadiyeti şemsi semail esrar ve mazharil envar ve merkezi medalil celal ve kutbi felekil cemal. Allahumma bi sirrihi ladeyk ve bi seyrihi ileyk. Amin khawfina ve aqil usratina ve azhib huznina ve hirsina. Ve kullana ileyke minna. Ve arzukna alfana'a anna. Ve la tecaalna meftunan bi nefsina. Mahbuban bi hissina. Ve kşif lana an kulli sirrin mektum. Ya hayyu ya kayyum. Ya hayyu ya kayyum. Ya hayyu ya kayyum. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a sonsuz hamd ve şükürler olsun. Kainatın medarı Fahri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a, aline ve ashabına da nihayetsiz salatu selam olsun. Her halimiz sana emanet, bizi kendine dost eyle ya Rabbi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gönlüne İnşirah saldığın gibi göğüslerimizi genişlet, inşirah sal ya Rabbi. Üzerimizdeki ağır yükleri kaldırıp, onur ve haysiyetimizi bize bahşet ya Rabbi. Hırslarımızı gider, dünyaya karşı olan hırslarımızı, makama, şana, şöhrete, servete, evlad-ı iyale olan hırslarımızı bizden gider ya Rabbi. Hırslarımızın esiri olmaktan da sen bizi muhafaza eyle ya Rabbi. Senin yüce kutsiyetine yönlendirilmek üzere bizi bizden al, bizi bize bırakma, nefsimizle baş başa bırakma ya Rabbi. Çoğunlukla dar zamanlarda hakkı göremiyor, haktan nasibimizi alamıyoruz. Bizi bize bırakma ya Rabbi. Helal şeyler yemeyi, helalinden içmeyi, katından helal şeylerle bizi rızıklandırmanı istiyoruz senden ya Rabbi. Ey yalnızlık vadilerinin vahşetinden elem çekenlere en iyisi olan Rabbimiz. Ümitsizlik uçurumlarının kenarında dolaşan bizlere sen kol kanat gerersin ya Rabbi. Sermayesi tükenen müflislere zenginlik, zayıf düşen biçarelere güç kuvvet kaynağı olan Rabbimiz, hazinesi fakirlerin dergahı, gariplerin müracaat mahalli olan Rabbimiz, celal ve azametiyle bir tek olan, fazl-ı keremi bol olan, cömertlikle maruf olan Rabbimiz, dara düştüğümüz, hadiselerin bizi zorladığı, hadiselerin arka planlarını göremediğimiz, hikmeti göremediğimiz, akılların tutulduğu, zihinlerin bulanıklaştığı şu dönemde inayet elini bize uzat ya Rabbi. Gelip başımıza çöreklenen her türlü üzüntü, tasa, keder, sıkışıklık hallerinden kurtulmamız için bize nezdinden bir fereç ve mahreç, bir çıkış yolu gönder ya Rabbi.
Bizi yurdumuzdan çıkarıp sürenlerin haklarından da sen gelirsin. Tıpkı Şeybelerin, Utbelerin, Umeyyelerin, Amrların, Nevfellerin haklarından geldiğin gibi ya Rabbi. Ya Rabbi şu bulunduğumuz hicret yurtlarını da bize sevdir. Tıpkı Mekke'yi Hazreti Hacer'e sevdirdiğin gibi. Hatta daha fazlasıyla. Tıpkı Efendiler Efendisi'ne ve muhacirlere Medine-i Münevvere'yi sevdirdiğin gibi hatta daha fazlasıyla. Allah'ım hicret yurtlarımızın havasını bizim için sıhhatli kıl. Hakkımızda mübarek eyle. Hicret yurtlarımızı bereketli eyle ya Rabbi. Hazreti İbrahim'in duasıyla Mekke'yi bereketlendirdiğin gibi hicret yurtlarımızı da bereketlendir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın duasıyla Medine'yi bereketlendirdiğin, hatta Mekke'nin iki katı bereketlendirdiğin gibi bizim de kardeşlerimizin, bacılarımızın, çocuklarımızın, büyüklerimizin, küçüklerimizin bulunduğu yurtları, yuvaları, hicret yurtlarını sen bereketlendir ya Rabbi. Ya Rabbi Kur'an-ı Kerim'inde وَالَّذ۪ينَ هَاجَرُوا فِي اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ اَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ buyuruyorsun. Zulme maruz kaldıktan sonra Allah yolunda hicret edenleri elbette dünyada güzel bir yere yerleştiririz buyuruyorsun Rabbim. Bu yerleştiğimiz yerlerin güzelliklerini bize göster. Buraların insanların kalplerini bize aç. Bizi insanlara sevdir. Bilmediklerimizi bize öğret. Eksiklerimizi de bize göster. Eksiklerimizi tamamlama fırsatı nasip et ya Rabbi. Ahirette de mükafatın büyüklerine bize ulaştır. Bize verdiklerini görecek basiret ve feraset nasip et ya Rabbi. Allahümme itlaqan li sarahi İhvanina el mescunin vel mevkufin vel muzdarrin vel mağdurin vel mazlumin tuğnina biha an itlaqi men sivak. Tutuklanan, hapsedilen, derdest edilen mescun kardeşlerimize, tevkif edilen, işinden alıkonan, hürriyeti kısıtlanan mevkuf kardeşlerimize, darda bırakılan, kendisine sebepler üstü bir yardım elinin uzanmasına muhtaç olacak şekilde üzerinde baskı kurulan muzdar kardeşlerimize, gadire uğramış, haksızlığa uğramış, hak ettiği imkanlar zor da elinden almış mağdur kardeşlerimize, hak etmediği muameleye tabi tutulan ve zalimin gaddar eliyle zulme maruz bırakılan mazlum kardeşlerimize, bir arada bir derede bekleyen, güvenli bir yurda hicret etmek için bir yerlerde sıkışıp kalmış, güvenli yol bekleyen muhacir kardeşlerimize sen yardım et, hak ettiklerini onlara bahşet, hürriyet ve imkanlara kavuşmayı onlara lütfet ya Rabbi. Öyle ki bu lütfunun keyfiyeti senden gayri masivadan gelebilecek iyiliklerden müstağni kılacak ölçüde olsun. Yani biz başkasından bir medet, bir yardım ummuyoruz. Yalnız senden umuyoruz ya Rabbi. Ya Rabbi bu vesileyle kötü hasletlerimizden de sana sığınırız. Suizandan, güven duygusundan, riyadan, kibirden, kurtulmuş olma duygusundan, hodbinlikten, temperestlikten, gösterişten, çaka satmaktan, bencillikten, kolektif kibirden, yani sayımızın çok olmasıyla övünmekten de sana sığınıyoruz ya Rabbi. Ya Rabbi bizi azap ateşinden ve cehenneminden kurtar. Bizi her çeşit ateşten ihlas eyle. Her türlü ateşten bizi halas eyle. Bizi ahir zaman fitnesinden, Mesih-i Meccal'in, Deccal'in, Süfyan'ın fitnesinden kurtar ya Rabbi. Dalaletlerden, bidatlardan, belalardan halas eyle. Nefsi emmarenin şerrinden muhafaza eyle. Nefsi emmaremizin şerlerinden bizi koru ya Rabbi.
Ya Rabbi bizi cehennem azabından da muhafaza eyle. Bizi kahrının azabından muhafaza eyle ya Rabbi. Fasıkların fitnesinden, zalimin zulmünden, münafığın da nifakından, nifakının şerrinden sen bizi muhafaza eyle ya Rabbi. Allah'ım evi sokak olana, karnı aç olana, gurbette yalnız olana, ailesinden ayrı olana, memlekette yalnız, çaresiz kalana, kimsesiz olana, yetim olana, gurbet diyarlarında zor işlerde çalışanlara, memlekette ışık görmeden karanlıkta saklananlara, geçim sıkıntısında olanlara, gittiği yerlerde sıkışıp kalanlara, iki insana hasret yaşayanlara, mutsuz olana, huzursuz olana, sağlıksız olana, yatakta hasta olana, İçi kimselere söyleyemediği acılarla dolana, eli darda olana, gönlü yarda olana, yolda susuz kalana sen yardım et Rabbimiz. Bizi kula kulluk ettirme ya Rabbi. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim ecmain. Amin. Velhamdülillahi rabbil alemin. الفاتحة. Altyazı